İstanbul Havalimanı'ndan herkese merhaba. Bugün havalimanında arkamda görmüş olduğunuz hijyen ekibiyle beraberiz. Yeni dönemde bu koronavirüs döneminde hangi önlemler alınıyor, ne tür uygulamalar yapılıyor, terminalde İstanbul Havalimanı'ndan yolculara öneriler neler? Bunları hep birlikte arkamda görmüş olduğunuz hijyen ekibiyle birlikte dolaşarak göreceğiz. İstanbul Havalimanı'nda turkuaz yelekli hijyen ekibi 160 kişiden oluşuyor. 7/24 vardiya halinde terminalin her tarafındalar. Aslında İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA'da güvenlik görevlisi olarak çalışıyorlar. Aldıkları özel eğitimle birlikte salgın döneminde yolcuları nezaketle uyarıyor, kuralların uygulanmasını sağlıyorlar. Yolcularımıza sosyal mesafe ve maske uyarısında uyarılarda bulunuyoruz. Öncelikle çok sık sık oturuyorlarsa biraz sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarı yapıyoruz. Maskeleri açıksa maskelerini kapatmaları konusunda üzgünüm affedersiniz lütfen rica etsem maskenizi kapatabilir misiniz tarzında uyarılarda bulunuyoruz. Genelde uyuyorlar. Aksine hani bu iş onların çok hoşuna gidiyor. Maskeleri açık olduğunu bazen kendileri unutuyor. Dönüp çok teşekkür ediyorlar, özür diliyorlar. Herhangi bir problem yaşamıyoruz. Çok nadir aralıklarla çok ters tepki alıyoruz. O konuda tatlı dille uyardığımız zaman çok fazla üzerimize gelmiyorlar bu konuda. Hemen maskelerini kapatıyorlar zaten. Duyarlı yolcularımız yani herhangi bir problem yaşamıyoruz. Terminalin her alanında görev yapıyoruz. Hijyende toplam 160 kişiyiz. 4 grup olmak üzere. Her grupta ortalama 40 kişi var. Öncelikle yolcularımıza sosyal mesafe ve maske uyarıları yapıyoruz. Özellikle boarding ve check-in işlemleri sırasında. Aynı zamanda bu işlemleri yaparken yer hizmetleri ve terminal operasyonunda yardımını alıyoruz. Terminalde başında kaskla dolaşan görevliye rastlarsanız sakın şaşırmayın. Kastaki özel termal kamera sistemi yolcuların vücut ısılarını tespit ediyor. Bu kasklarla aktif olarak sahada devriye halinde dolanıyoruz. Yolcularımızın ateşlerini ölçüyoruz. Liman içinde arındırılmış bölgelerde aynı şekilde. Yolcularımızın ateşi normalin üzerinde ise bu konu hakkında gerekli bildirimlerimizi şeflerimize, amirlerimize bildirerek gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Diyelim ki bir yolcu limitlerin üzerinde sıcaklığı tespit ettiniz. Bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Bundan sonraki süreçte koordinasyonla bağlantılı olarak iletişime geçiyoruz koordinasyon masasıyla. Gerekli bildirimimizi yaptıktan sonra yolcumuzu panik bir şekilde olmayacak şekilde yolcumuza iletişim haline geçerek sağlık ekiplerini yönlendiriliyoruz ve gerekli tetkikler yapıldıktan sonra eğer COVID alakalı bir sıkıntı yaşamıyorsa yolcumuza gerekli yolculuğuyla alakalı yardımları bulup eski pozisyonu devam etmesini sağlıyoruz. Herhangi bir COVID vakası zaten belirtisi varsa gerekli müdahaleler sağlanıp yolcumuz karantina süreci için işleme başlamış oluyor. Ekipler terminalde elektrikli scooter kullanıyor. Scooter kullanmak için özel ehliyete sahip olunmak zorunda. Bunun için havalimanımızın verdiği ehliyet gerekiyor. Ama bunu almak için bunun öncesinde de emniyetin verdiği ehliyetler yeterli oluyor. Ayrı bir ehliyet taşıyoruz. Bu ehliyetleri kullanarak normal devriyelerimize devam ediyoruz. Yolcularımıza sosyal mesafe, maske konusunda uyarılarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Hijyen ekipleri belirli aralıklarla bu özel salonda dinleniyor. Kontrol merkezinde ise hem terminal gözlemleniyor hem de ekip planlaması yapılıyor. Operasyonun hiçbir noktası boş bırakılmıyor. Peki havalimanında terminalden girişten itibaren hangi kurallar geçerli? Havalimanına geldiniz, maskeniz takılı, sosyal mesafeye uyarak sıraya geçtiniz ve lütfen unutmayın HES kodunuz ve yanınızda biletinizi güvenlik görevlilerine göstererek içeri doğru geçiyorsunuz ve kontroller başlıyor. Bu sırada tek uçacak kişi içeri alınıyor. Eğer yaşlı bir yolcuysa, çocuklu bir yolcu yani yardıma ihtiyaç varsa ancak bir kişi refakatçi yanına alınıyor. Yani biletiniz yoksa terminale girmiyorsunuz.
Dışarıdan girişte yolcular termal kamera ile kontrol ediliyor. Dezenfektanlı paspasa basarak terminale adım atıyorsunuz. Girişte ve sırada sosyal mesafeye dikkat. X-ray'de eşyalarınızı koyduğunuz tepsi sürekli temizlik işleminden geçiriliyor. Bagajınız X-ray cihazından geçtikten sonra ultraviyole ile ayrıca temizleniyor. Güvenlikte temassız kontrol yapılıyor. Havalimanında ilk güvenlik noktasından geçtiniz. Temizlik işlemleri içeride de artık başlıyor ve daha sonra da burada elinizi otomatik makinalardan hijyen sıvısı alabiliyorsunuz ve tabii ki maskenizi atacaksanız, değiştireceksiniz, özel çöp sepetleri var. Bunun içine atmanız gerekiyor. Terminalde yoğunluk sürekli takip ediliyor. Asansörlerde ayrım var. Sosyal mesafeye lütfen dikkat. Terminal içine sürekli taze hava basılıyor. Hava kalitesi kontrol ediliyor. Check-in bölgelerinde sosyal mesafeye lütfen uyun. Tuvaletler özel plexiglas ile ayrılmış. Sürekli temizlik yapılıyor. Temizlik ekipleri 7/24 çalışıyor. Güvenlikte temas edilen noktalar sürekli dezenfekte ediliyor. Maske veya temizlik jeli ihtiyacınız için otomatlar bulunuyor. Özel yolcu salonu veya gümrüksüz satış mağazalarında yeni kurallara lütfen dikkat edin. Terminal içinde maskenizi çıkarmayın. Mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Unutmayın, bu salgını hep birlikte kurallara uyarak yenebiliriz.